Tamer korkmaz. Boş yok. CHP'nin kadın kolları eski genel başkanı Pınar Atılgan Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP'nin başında Baykal olsaydı HDP ile asla iç tutmazdı dedi. Diriliş Postası 4 Mart 2019. Atılgan vaktiyle CHP Parti Meclisi'ndeki bir milletvekilinin seçimlerde Türk bayrağını kullanmayalım, kirlilik yapıyor dediğini de iddia ediyor. O şahsın adını da veriyor. Binnaz toprak. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarındandı. Binnaz Hanım CHP'nin 24. dönem İstanbul milletvekiliydi. 2011 genel seçiminde vekil seçildi. Bu demektir ki 2012'nin ilk yarısında CHP'nin HDP'nin öncülü BDP ile stratejik müttefikliğe adım attığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasındaydı. Binnaz Toprak Parti Meclisi'ndeyken CHP için anayasa ve Kürt sorunu konusunda çalışmalar yaptı. Ömer Koç'un, Can Kıraç'ın ve de benim adım Kemal'in, 183 numaralı kurucusu olduğu TESEV'in danışmanları arasında yer aldı. Dahası, CIA ile bağlantılı ünlü George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'nın mütevelli heyetinde de görev yaptı. Osman Kavala, Can Paker, Mustafa Akyol gibi malum isimlerle birlikte çalıştı. Tutuklu iş adamı Osman Kavala'nın kurucuları arasında bulunduğu bu Açık Toplum Vakfı 2018'in Kasım ayında hakkındaki iddiaların yoğunlaşması üzerine Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Kızıl sorosu kurtarmaya çalışıyorlar. Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 kişi hakkında hazırlanan gezi kalkışmasına ilişkin iddianame son günlerde sıklıkla tartışılıyor. Başta Hürriyet'teki Amerikanca etki açanları, Kızıl Soros lakaplı şu kavalanın ne kadar masum olduğuna dair güzellemeler sıralamayı hiç ihmal etmiyorlar. Dünyada ayaklanmaları organize eden adam olarak da bilinen Macar Yahudisi George Soros, Türkiye'ye son geldiğinde gezi protestocularını tıbbi ve hukuki olarak destekledik demişti. Dünkü Yeni Şafak'ta yer alan Feministlere Fon Soros'tan başlıklı haberi de okumuş olmalısınız. Ezanın ıslıklandığı 8 Mart'taki Kadınlar Günü yürüyüşünde boy gösteren feminist ve eşcinsel derneklerin büyük kısmının gezi kalkışmasında en ön saflarda yer aldığından bahsediliyordu bu haberde. Savcılık iddianamesine göre işbu derneklere Mr. Soros'tan yüz binlerce lira gönderilmiş. Vaynep'te kesişen yollar. 2013 Mayıs'ının son günlerinde patlayan gezi kalkışmasının arka planında baronsal Gladio ile birlikte FETÖ vardır. Gezi Parkı'ndaki o çadırları tahammüden yakanların paralel polisler olduğu da tescillenmiştir. Wynep, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, İsrail terör devletiyle birebir bağlantılı ve İslam düşmanlığıyla bilinen bir kuruluştur. CIA'nin pek kullanışlı elemanı ve bir polis eskisi olan FETÖ'cü vatan haini Emre Yaramaz'ın Amerika'da ilk işvereni işte bu Wynep'ti. Emre kahpesi stajını orada yapmıştır. Koç burcundan mı? Koç Burcu'ndan mı? Vaktiyle Wynep'in düzenlediği toplantıların konuşmacıları arasında yer alan Binaz Toprağ'ın özgeçmişinde Koç Burcu'ndan olduğu da yazılıdır. eh, 24 Mart'ta doğduğu için bahsi geçen Burç'ta kabul ediliyor olsa da, Binaz Hanım, Komprador Burjuvazi'nin muhtemet akademisyeni olarak asıl Koç Hanedanı Burcu'na dahildir. En büyük hayali neymiş? CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer, Geçenlerde Sem amcasının Ertuğrul'a konuştu ve en büyük rüyasının Koç Holding'in merkezini İzmir'e taşımasını sağlamak olduğunu açıkladı. Eh, solculuk ve devrimcilik pek kullanışlı ve şahane bir maskedir. Sahi, Ekrem İmamoğlu olayındaki gibi bu Tunç Soyer'in ismini de benim adım Kemal'e fısıldayan hanedanın Mr. Smith'i midir acaba? Kemal Bey onu ödüllendirmişti yazıya CHP'nin eski parti meclisi üyesi Binnaz Toprakla alakalı bir haberle girmiştik. Finali CHP Parti Meclisi'nin mevcut üyelerinden Sera Kadıgil'le yapalım. 8 Mart'taki yürüyüşçülerden Sera Kadıgil. Daha evvel o ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ancak benim yurdumun üstünde inlemesin artık ne olur ya diye ezanımıza saldırmış birisidir. Akabinde Kemal Kılıçdaroğlu kendisini vekil yaparak ödüllendirmişti. Bunların alayına MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aynen şöyle seslendi. Ezanı ıslıklamak, küfrü alkışlamaktır. İblise selam durmaktır. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak